Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere kalanlı bölme işlemi konusunu anlatacağım. Kalanlı bölme işlemi nedir? Nasıl yapıyoruz? Nelere dikkat etmeliyiz bu işlemi yaparken? Bunları sizlere anlatacağım. Alıştırmalar yapacağım. Ayrıca videomun devamında kalanlı bölme işleminin sağlamasını da sizlere göstereceğim. Yani ne demek sağlama? Yaptığımız bölme işlemini doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Bunu nasıl kontrol edeceğiz? Hemen başlıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Zili de açmayı unutmayın diyorum. Ve ilk alıştırmadan başlıyorum. Şimdi 48'i 5'e böleceğim. Ne demektir bu? Örneğin cebimde 48 tane şeker var. Ve ben bunu 5 çocuğa eşit olarak paylaştırmak istiyorum. Hemen başlayalım. Ne yapıyorduk bölme işlemi yaparken? Büyük basamaktan başlıyorduk. Tabi burada onlar basamağı olduğu için büyük basamak buradan başlıyoruz. Şimdi 4'ü 5'e bölmeye çalışıyorum. 4'te 5 var mı? Yok. Neden yok? Çünkü 4 tane şeker olsa 5 çocuğa bunları veremem ki az gelir. O yüzden 4'ü 5'e bölemediğim için ne yapıyorum? İkisini beraber soruyorum. 48'i 5'e bölüyorum. 48'de 5 kaç defa var? Nasıl bulacağım? 5'er 5'er sayacağım 48'e kadar. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 diyeceğim ve duracağım. Bir daha sayarsam 50 olur. 48'i geçmemem lazım. Niye? Çünkü benim zaten 48 tane şekerim var. 50 tane yok ki. Peki kaç defa saydık? 9 defa saydım. 9 defa saydığımda 45 oluyor. Şimdi sayarken bazen karıştırabilirsiniz. Karıştırmamak için noktalar yapabilirsiniz. Şöyle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Kaç tane nokta yaptığımı buradan görebiliyorum. 9 tane nokta yaptım ve buraya 9 yazdım. Ya da daha kolayca hemen buraya 9'un geleceğini bulmak istiyorsanız çarpım tablosunu ezberleyebilirsiniz. Çarpım tablosunu ezberlerseniz 9 kere 5'in 45 olduğunu hatırlarsınız ve hemen buraya 5, şey, 9 koyarsınız. Neyse uzatmayalım. 9 kere 5 saydık ne oldu? 45 oldu. Yazıyorum ve çıkarıyorum. 8'den 5 çıktı 3, 4'ten 4 çıktı 0. Şimdi her çocuğa kaç tane şeker düştü? 9'ar şeker düştü. Peki artan var mı? Var. 3 tane şeker kaldı. İşte biz buna kalan sayı diyoruz ve kalan 3 şeker artık öğretmen çocuklara veremiyor çünkü şekerler yetmiyor. 3 tane şeker kendisine kaldı. 5 tane çocuk olduğu için bunları veremedi. 3 şekeri de öğretmenimiz yesin artık ne yapalım. Çocuklar zaten 9'ar er şeker aldılar. İşte bu şekilde kalanlı olduğunda kalanlı bölme işlemi diyoruz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Buradaki kalan sayı buradaki bölen sayıdan yani 5'ten küçük olmak zorunda. Yani burada 4 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir veya 1 olabilir. 0 olduğunda zaten kalan demiyoruz biz ona. Tam bir bölme işlemi çıkmış oluyor. Bir daha söylüyorum. Buradaki kalan sayı buradaki sayıdan küçük olmak zorunda. Yani buradaki sayı 5 olamaz. Yani bununla aynı olamaz. Ya da 5'ten büyük 6, 7, 8 böyle daha büyük sayılar olamaz diyelim. Diğerine bakalım. 3'te 4 yok. Yine 33'ü soracağım. Yine 4'er 4'er sayacağım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Kaç defa saydım? 8 defa. O zaman buraya 8 yazacağım. 8 kere 4, 32. Bir daha saymadım. 33'ü geçerdim o zaman. O yüzden 8 defa saydım ve bıraktım. Çıkarıyorum. 3'ten 2 çıktı 1. 3'ten 3 çıktı 0. Bu kez kalanımız 1 oldu. Cevabımız 8 oldu. 57'yi 2'ye bölelim bakalım. Şimdi büyük basamağa soruyorum. 5'te 2 var mı? Evet, var. Bu kez bölebiliyorum. O zaman ilk önce 5'in bölmesini tamamlayacağım. Sonra diğer basamağa geçeceğim. 5'te 2 kaç defa var? 2 4. 2 defa sayabiliyorum. O zaman buraya 2 yazdım. 2 kere 2 4 oldu. Çıkarıyorum ve 1 kaldı. Henüz bölme işlemin bitmedi. Çünkü buradaki birler basamağını yapmadım henüz. Şimdi birler basamağını aşağıya çağırıyorum. Şu şekilde aşağı indiriyorum. Neden aşağıya indiriyorum? Çünkü artık ben burada işlem yaptım ve alt kata indim. Onu da yanıma çağırıyorum. Ve geldi. Burası ne oldu? 17. 17'de 2 kaç defa var? Hemen çarpım tablosunu hatırlarım. 2 kere 8 16. Çarpım tablosunu eğer ezberlemediysem şöyle sayarım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kaç defa saydım? 8 defa. 8 kere 2, 16 oldu. Şimdi çıkarıyorum. 7'den 6 çıktı. 1, 1'den 1 çıktı. 0. Cevap 28 oldu. Kalan var. Evet 1 kaldı. Bu şekilde bölmeyi bitirdim. 83'ü 6'ya bölelim. Şimdi 8'de 6 evet var. Bir kere sayılabilir. Bir kere sayabiliyorum. Bir kere 6 6 bölebiliyorum 8'i. Çıkardım. 2 kaldı. Sıra kimde? 3'te. 3'ü aşağı indiriyorum. Yanıma çağırıyorum. 23 oldu. 23'te 6 kaç tane olabilir? 3 tane olabilir. 6, 12, 18. Bir daha saysam 24 olacak. Fazla gelecek. O zaman 3 defa diyorum. 23'ü geçmemem gerekiyor tabii ki. 3 kere 6, 18 çıkardım. 3'ten 8 çıkmaz. Komşudan aldım. 13 oldu. 13'ten 8 çıktı. 5. Komşuda 1 bir kaldı birisini verdiği için. 1'den 1 bir çıktı. 0. Bakın bu kez kalanımız 5 oldu. Cevap 13 çıktı. Yine dikkat edin kalan sayı bakın buradaki bölen sayıdan daha küçük. Şimdi 71'i 3'e bölelim. 7'de 3. Evet bölebiliyorum. 3, 6, 2 defa sayabiliyorum. 2 kere 3, 6 oldu. Çıkarıyorum. 1 kaldı. Sıra diğer basamakta. Onu da indiriyorum. 11 oldu. 11'de 3 kaç tane var? 3, 6, 9. 3 tane sayabilirim. Bir daha saysam 12 olacak. Fazla gelecek. 3 defa sayıyorum. 3 kere 3, 9. Çıkarıyorum. 2 kaldı. Kalanımız 2 oldu. Cevabımız 23 çıktı. 97'yi 8'e bölelim. 9'da 8. Evet. 1 kere sayabiliriz. 1 kere 8, 8. 8 çıkarıyorum. 9'dan 8 çıktı. 1. Sıra kimde? 7'de. 7'yi indiriyorum. Oldu burası 17. 17'de 8 kaç defa olabilir? 2 defa olabilir. 8, 16. 2 defa sayabiliyoruz. 2 kere 8, 16. Çıkardık. 7'den 6 çıktı. 1. 1'den 1 çıktı. 0. Evet cevabımız 12 oldu. Kalan sayı 1 oldu. Yine diğer sayfaya geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Bölme işlemi demek sevgili öğrenciler çoklukları eşit şekilde paylaştırmak demek. bölme işlemi aslında eşit olan çıkarma işlemlerinin kısa yoldan yapılması demek. Ne demektir bu? Şunu da hatırlatayım. Şöyle örneğin 48 şekerim vardı ya benim en başta. 5 çocuğa veriyordum. Her seferinde beşer beşer şekerleri onlara dağıtıyordum. Ve benim şekerlerim her seferinde 5 5 azalıyordu. İşte ben her defasında beşer beşer çıkarma yapmak yerine çünkü bu çok uzun sürerdi. O yüzden 48'i 5'e bölme yaptım. Bölme demek bu şekilde eşit olan çıkarmaların aslında kısa yoldan yapılması demek. Bölme demek yine çoklukları eşit şekilde paylaştırmak demek. Bunu da hatırlatıyorum. Şimdi kalanlı bölme işlemini yapıyoruz tamam öğretmenim. Fakat sonucu da bulduk, kalanı da bulduk. Acaba ben do bölmeyi doğru mu yaptım? Nereden anlayacağım? Şimdi göstereyim. Önce bir bölmemizi yapalım isterseniz. 58'i 7'ye böleceğiz. 5'te 7 yok. Beraber soruyorum. 58'de 7 kaç tane var? Hemen çarpım tablosunu hatırlıyorum. 7 kere 8 56 yapıyor. Ya da çarpım tablosunu bilmiyorsam sayıyorum. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. Bakın 8 defa saydım. 8 kere 7 56 ve çıkarıyorum. Şimdi kalanımız 2 oldu. Bölmeyi bitirdik. Cevap 8. Şimdi acaba doğru mu yaptık? Nereden bulacağız? Şöyle yapacağız. Şuradaki bulduğumuz 8 ile yukarıdaki 7'yi çarpacağız. Hemen çarpıyorum. 8 kere 7 56. Az önce de söylemiştik. Çarpım tablosunu hatırladık. 56 oldu. Sonra bir de kalanımız vardı ya 2. Bu 56 sayısına bu kalanı da toplayacağız bu kez. Toplayalım bakalım. 6, 2 daha 8. 5 aşağıya. Bakın 58. Bizim en baştaki böldüğümüz sayı yani bölünen sayı kaçtı? 58'di. Bakın burada da 58 çıktı. O zaman ben doğru yapmışım bölmeyi. İşte bölme işleminin doğruluğunu kontrol etmek böyle oluyor. Sonucu bulduktan sonra bulduğumuz sonuç ile buradaki bölen sayıyı çarpma yapıyoruz. Sonra da şu kalanı topluyoruz. Eğer topladıktan sonra bu işleri yaptıktan sonra buradaki sayıyla aynı çıkarsa bölmemiz doğru demektir. Bir de şunu yapalım. 7'de 5, evet 1 kere var. 1 kere 5 5. Çıkarıyorum. 7'den 5 çıktı 2. Şimdi diğer basamağı getiriyorum. 22 oldu. 22'de 5 kaç tane var? 5 10 15 20 4 defa var. 4 kere 5 20 oldu. Ve kalanımız 2. Cevap 14 çıktı. Kalan 2 oldu. Şimdi bakalım sağlamasını yapalım. Doğru yaptık mı yapmadık mı? Ne yapıyorduk? Sonuç kısmı yani bölüm kısmı 14. Bölen sayı 5. Bunları çarpıyorduk. Çarpalım. 5 kere 4 20. 20'nin 0'ı elde var 2. 5 kere 1 5. 2 de elde 7. 70 oldu. Bir de kalanı topluyorduk bulduğumuz sayıyla. 70 ile 2'yi de topladım. Bakın ne oldu 72 çıktı. Baştaki sayımız 72 idi. Evet, doğru yapmışız o zaman bölme işlemini diyorum. Evet sevgili öğrenciler, umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Bu videomun devamında bölme işlemi ile ilgili problemler de sizlere anlatacağım. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar dersinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.